Anne! Ay ne bağırıyorsun öyle, ödümü kopardın. Ben bir şey bağırmıyorum. Sen niye bu kadar sakinsin onu söyle. Ya bir kere doğru mu değil mi onu henüz bilmiyorum. Ayrıca ben zaten Doğan'a dönecek miydim, dönmeyecek miydim onun kararsızlığındaydım. Neyin kararsızlığı bu Yıldız? Ay anne bak, ben olayları çok çabuk unutuyorum biliyorsun. Yıldız, Doğan'ın senden çocuğu var mı? Var. Bu adam seni geri istiyor mu? İstiyor. Sen bu adamlayken bir elin yağda bir elin balda mıydı? Evet. Ne duruyorsun? Helva mı yapayım anne? Allah Allah, sen neden enlerin dediklerine inanıyorsun? Senin bir tane daha kazık yeme lüksün yok kızım. Anneciğim bir de şu açıdan bak. Eğer Ender'in dediği doğruysa Doğan beni en başından beri aldatıyor demektir. Ya Ender seni kıskandığı için saçma sapan seni gaza getirmeye çalışıyorsa ve ortada hiç böyle bir şey yoksa? Öyle mi diyorsun yani, öyle de olabilir. Kızım, mırın kırın etmeyeceksin tamam mı? Doğan'la evlen, eski hayatına kavuş. Sen bunları hak ediyorsun. Helikopterler, yatlar, uçaklar. Anneciğim sonra da ömür boyu aldatılayım değil mi? Ya sen niye bu Ender'e taktığında inanıyorsun her söylediğine ya? Tamam sen iki çocukla otur, Doğan da başkaları yesin. Yesin, afiyet olsun. Anne bak düzgün adam dedik, her sene başka bir şey çıkıyor ya. Olaya başka yerden bakman lazım. Nereden bakayım? Ender'in dediklerine inanmayacaksın. Doğan'la evleneceksin, mutlu mesut yaşayacaksın. Anneciğim, Romeo ile Juliet'in Juliet'i varmış ya, onu ne yapacağım? Hala inanıyorum diyorsun ha? Bir inanıyorum, bir inanmıyorum. Gel gitliyim ben de, anlamıyor musun cümlelerimden? Eğer aldatılıyorsan da Yıldızcığım, aldatıldım diyeceksin ve Doğan'ın elinden her şeyciklerini alacaksın. İşte bu çok mantıklı. Ha, sonunda. İyi ki düşmanlarımın değil, benim annemsin diyebilir miyim? Diyebilirsin. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii şu an Ender evli olduğu için inşallah benden önce o almaz her şeyini.